Merhaba arkadaşlar. Bugün DML ile alakalı bir ders yapacağız. DML statement'lar nelerdir? Nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Onunla alakalı bir ders yapacağız. Hatırlarsanız, eğer çalıştıysanız DML statement deyince aklımıza şu geliyor. Database'e bilgi aktarma ya da oradan bilgi silme. Yani şöyle yeni rekor ekleme, var olan rekorları silme, var olan rekorları değiştirme. O şekilde anlamak lazım. Burada ben daha önce bir ders yapmıştım. Tabi video değil ama şu şekilde bütün DML statement'ları yazmıştım. Birincisi insert, ikincisi update, üçüncüsü absurd, dördüncüsü delete, beşincisi undelete, yani sildiğimizi geri getirebiliyoruz. Altıncısı da merge, yani birleştirme. Biz burada bazılarını göreceğiz. En çok kullanılan insert, update, delete, en çok kullanılan bunlar. Onlarla alakalı burada gördüğünüz gibi bazı örneklerim var. Bu örneklerden bazılarını biz Developer Console'da yapmaya çalışacağız. Şu şekilde başlayalım. İsterseniz class içinde gösterin, isterseniz anonymous window'un içinde çalışın, çok fark etmiyor. Bunun içinde de çalışabiliriz. Şu şekilde arkadaşlar. Insert'ı kullanmak istiyorum. Önce insert. Ne insert yapacağız? Önce onu düşünelim. Biz sisteme yeni bir account insert yapabiliriz, yeni bir kontak insert yapabiliriz. Yani herhangi bir objekte yeni record ekleyebiliyoruz arkadaşlar insert'ı kullanarak. Öncelikle bilgilerimizi tazeleyelim. Bir account nasıl yapılır? Sıfırdan bir account nasıl yapılır? Onu öğrenelim. Account'ları şöyle yapılıyor arkadaşlar. İsterseniz bir tane yapalım. Account diyorsunuz. Yani ilk olarak subject diyorum. Object name'i girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Object name neyse, eğer accountsa account, eğer standart object ise bu şekilde. Diyelim ki lead ise lead yazmanız gerekiyor. Hangi object için bir record yapmak istiyorsanız onun adını yazmanız gerekiyor. Eğer bu custom object ise diyelim ki student underscore Table underscore diyelim. İki tane underscore C şeklinde yapmanız gerekiyor. Ben şu anda account için yapıyorum. Arkadaşlar account diyorum. Daha sonra account'ımızın adını yazıyoruz. Yani şu anda oluşturduğumuz single bir record. Öyle diyelim. Single bir record. Account diyorsunuz. Sonra adını yazıyorsunuz. AC şeklinde adını yazabilirim. Ondan sonra eşittir diyorsunuz. New keyword'unu yazıyorsunuz. Yine account yazıyorsunuz. Ve daha sonra parantez içinde isterseniz bütün fieldlerine değer verebilirsiniz. Şu şekilde name eşittir tırnak içeride içinde. Diyelim ki ne olsun ismi? Şu şekilde yazalım. New account 99 diyelim. Hani farkına varmak için 99 diyorum. Bu şekilde bir account oluşturdum. İsterseniz tabii fieldlerini değiştirebilirsiniz. Yani artırabilirsiniz şu şekilde. Birincisi içine yazabilirsiniz buraya. Virgülle devam edebilirsiniz. Diyelim ki site. Site dersiniz eşittir. Buna new site diyelim. Bu şekilde yazabiliyorsunuz. Eğer account'un dışında bazı bilgileri yazmak istiyorsanız, yani değer vermek istiyorsanız, aynen şey gibi düşünün. Alanları doldurma gibi düşünün. Burada normalde account'u nasıl açıyoruz? Accounts'lara geliyoruz. New account diyoruz ve bütün alanları, istediğimiz alanları dolduruyoruz. Onu burada bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Name'ine ne dedik? New account 99 dedik. Site kısmına new site dedik. İsterseniz virgülle devam edebilirsiniz. Ya da isterseniz account'un dışında şu şekilde AC nokta account'umuzun ismi nokta field names ne olur mesela? Account number olur. Account number eşittir. Ona bir değer verebilirsiniz. Bu şekilde
diğer istediğiniz alanlara değer verebiliyorsunuz. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Başka ne var? Bir tane daha yapalım istiyorsanız. Şöyle fon yapalım. Ne diyoruz? AC.fon diyoruz. Ve içine telefon numarasını yazıyoruz. Eşittir diyoruz. Telefon numarasını yazıyoruz. Diyelim ki 456-786-45-54 diyelim. Bu şekilde fon numaranı yazdık. Bu bizim account'umuz. İsterseniz bu account'u sistem.debug deyip görelim önce. Sisteme eklemeden önce bir görelim. Execute diyorum. Görüyorsunuz çalışıyor. Problem yok. Ve bir account görüyorsunuz arkadaşlar. Account parantez içinde name'i, site'ı, ondan sonra account number'ı ve phone kısmını görebiliyorsunuz. Burada önemli olan şey ne arkadaşlar? Önemli olan şey field'lerin API name'ini iyi hatırlamak. Şu API name önemli. API name'leri bilmek gerekiyor. API name'i bilmiyorsanız size hata verir. Gidip düzeltebiliyorsunuz. Bakıp gelirsiniz. Eğer bir hatanız varsa onu düzeltirsiniz. Bu şekilde biz bir account oluşturduk. Şimdi biz bu account'u sisteme eklemek istiyoruz. Yani siz bunu execute yapınca sadece burada görüyorsunuz. Şurada görüyorsunuz. Yani bunu gidip de şu anda şu şekilde new account 99 şeklinde, new account 99 şeklinde bir account'umuz yok. İsterseniz bakalım. Yani execute yapmakla siz sisteme new account 99'u ekleyemezsiniz. Bu hafta diyorum, bu haftaya bakıyorum. Gördüğünüz gibi burada new account 99 diye bir şey yok. Ama ben bunu sisteme eklersem o zaman göreceksiniz. Nasıl ekliyoruz? Insert ile. Insert diyorsunuz ve account'un ismini yazıyorsunuz. AC diyorsunuz. Daha sonra nokta virgülü kapa diyorsunuz. Bu şekilde yapınca insert kullanınca insert bizim DML statement'ımız yani database'e bilgi ekleyen, record ekleyen statement, keyword, insert. Bu insert'ı kullanarak bu account'u yani New Account 99 ismiyle oluşturduğumuz account'u biz sisteme koyabiliyoruz. Şimdi execute diyorum. Yine burada görebilirsiniz. Ama artık burada da görebiliyorsunuz. İsterseniz sayfamızı refresh yapalım. Şu şekilde. New Account 99. New Site. 456 koyduğumuz telefon numarası. Bu şekilde her şeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü biz artık insert'ü koyduk. Insert ne demek? Onu sisteme ekle demek. Bunun geri dönüşü yok. Artık bu sisteme eklenmiş arkadaşlar. Bu sisteme eklenmiş. Şimdi insert bu şekilde. Ama biz ne yaptık arkadaşlar? Tek bir account sisteme koyduk. Birden fazla yapmak istiyorsanız nasıl yapacaksınız? Şu şekilde yapalım. Birinci account'umuz sadece adını koyalım. Hani uzun olmasın diye diyorum. Sadece adını alıyorum. Bu bizim AC1 olsun. Ondan sonra bir tane daha oluşturalım. Kopyala yapıştır ile AC2 şeklinde. Buna da New Account AC1 diyelim şu şekilde. Hani tanımak için neyi eklediğimizi bilmek için AC2 diyorum. Sonra bir tane daha ekleyelim arkadaşlar. AC3 şeklinde. 3 tane account'umuz var. Ya isterseniz bunları insert AC1, insert AC2, insert AC3 şeklinde tek tek koyabiliyorsunuz. Ama bu çok tavsiye edilmiyor. DML operasyonları çok fazla artırmamak lazım. Çünkü limit var. İleride yani zaten çok olunca tek tek eklemek de zor oluyor. Biz burada bunları bir listenin içine koyup ekleyebiliriz. En iyisi bunları listenin içine koyup öyle eklemek. Demek ki bizim bir liste yapmamız gerekiyor. List diyorum. Account diyorum. Şu an bir liste oluşturuyorum. List AC diyorum buna. Eşittir new diyorum. Sol taraftaki list account'u kopyalayıp sağ tarafa koyuyorum. Ondan sonra nokta virgülle bitiyorum. Şu anda boş bir listemiz var. Ve biz bu boş listenin içine arkadaşlar boş listenin içine bizim oluşturduğumuz account'ları koymamız gerekiyor. Nasıl koyuyorduk hatırlayalım. Şöyle koyuyorduk. Listemizin adı list AC nokta listeye element ekleyen metodu hatırlamanız gerekiyor. Listeye element ekleyen metot neydi? Add metodu ve parantezin içine account'un ismini yazıyorsunuz. AC 1'i bunun içine ekliyor. 1.
Bunu kopyalayıp yapıştırabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Ben bunları genelde alt alta yazmaya çalışıyorum. Kodlarımız düzenli gözüksün. Böyle dağınık olmasın. Ne yazdığımızı bilmemiz gerekiyor. AC1, AC2, AC3 şeklinde benim listeye ekledim. Artık benim tek tek bunları eklememe gerek yok. Direkt listemizi ekleyebiliriz. Listeye ekleyerek aslında biz 3 account'u da sisteme eklemiş oluyoruz. Execute yapalım arkadaşlar. Görelim 3 tane account sisteme eklenecek mi? Yani biz şu anda production'da işlem yapıyoruz. Yeni account'lar oluşturuyoruz. Bu account'ları Apex sayesinde yapıyoruz. Bakıyorum, refresh yapıyorum. AC1, AC2, AC3 şeklinde 3 tane account oluşturmuş olduk. Bu account eklemeyi biraz daha ileri gidelim arkadaşlar. Biraz daha ileri gidelim. Biz bunu for each loop'la yapalım. For loop'la yapalım. For loop'la yapalım. Şu şekilde önce bir liste yapalım. Listemizi oluşturuyorum. Buna account list diyebilirsiniz. Eşittir new diyorum. Sol taraftaki aynı olan kısmı sağ tarafa atıyorum. Parantezlerimle bu şekilde kapatıyorum. Şimdi bir for loop yapmam gerekiyor. For loop yapıyorum. For loop'un içine şöyle yapıyorum arkadaşlar. Integer. For loop'u hatırlayalım. For each loop değil bu. For loop. Bir initial değer alması gerekiyor önce. Başlama noktası. Integer. I equals 1 diyorum. Birden başlatıyorum. I less than equal 10 diyorum. 10'a kadar devam etsin diyorum. Ve I plus plus 1 1 artsın diyorum. Yani 1 olsun. Sonra 2 olsun. Sonra 3 olsun. Sonra 4. Bu şekilde 10'a kadar gelecek bu. Şimdi biz bir account oluşturabiliyoruz. Bir account oluşturalım arkadaşlar. O accountumuz şu olsun. Account AC eşittir new account şeklinde bir account oluşum. İçi boş bir account. Bu account'un name'ini belirlemem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü eğer name kısmı dolmazsa account oluşturamıyoruz. O yüzden AC nokta name diyorum. Onu da şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. New account plus new account burada bitiriyorum şeyi. Boşluk bırakıyorum. Plus I diyorum. Bu şekilde. Hani bu biraz farklı olsun diye. Çünkü sistemde bayağı new account'umuz var. Buna biz new account parantez içinde for new account şöyle yapalım. For loop diyelim. For loop'la yaptığımızı anlamak için böyle diyorum. Şimdi biz account oluşturduk. İçi boş. Onun adını bu şekilde oluşturduk. Buraya i koymamın sebebi sürekli değişsin. İsmimiz sürekli değişsin. New account for loop 1, new account for loop 2, 3, 4, 5, 10'a kadar böyle değişecek. Şimdi bizim bunu ya bu account'u listemize eklememiz gerekiyor. Yukarıdaki listeye. Listeyi alıyorum. Nokta diyorum. Add diyorum. İçine AC'yi koyuyorum. Ya bu for loop olduğu için arkadaşlar sürekli bizim account listin içine yeni bir account oluşturacak. Yeni bir account ekleyecek. Şöyle olacak. Önce i 1 iken ekleyecek. Çünkü bunu tamamen run yapıyor arkadaşlar. i 1 iken. i 2 iken run yapıyor. i 3 iken run yapıyor. Bu şekilde sürekli oluşturduğu accountları bizim listenin içine koyuyor. Listemiz artık boş değil. İsterseniz şurada sistem debug yaparsanız tek tek bütün adımları görebiliyorsunuz. Sistem debug diyelim. Listemizin adını burada görelim. Insert yapmıyorum hala. Insert kullanmadığım için sistemde bunlar eklenmeyecek. Sadece görmek için sistem debug yaptım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Önce içinde bir account vardı. Sonra 2'yi de ekledi. Sonra 3'ü de ekledi. Sonra 4'ü de ekledi. Bunu bu şekilde görmemizin sebebi sistem debug'ı bizim for loop'un içine koymamızdan dolayı. For loop'un içine koyarsanız sistem debug'ı her yaptığı işlemden sonra size bunu debug yapar ve tek tek gösterir. O yüzden böyle harita gibi bir şey gördük. Eğer bunu dışarı koyarsanız o zaman tek bir liste görürsünüz. En son halini görürsünüz. Ve şu şekilde dışarı koyuyorum. En son halini görmek için şu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bizim listenin içinde artık new account for loop 1, new account for loop 2, 3, 4, 5 böyle gidiyor. En sonda da ne var arkadaşlar?
10 var. Biz bunları hala sisteme eklemedik. Yani burada bunları göremezsiniz. Açıyorum account'u. Böyle bir şey yok. Sonra geri geliyorum. Insert demem gerekiyor artık. Oluşturmuşum. Bütün account'ları oluşturmuşum. Bir listeye koymuşum. Listeyi bizim sisteme eklememiz gerekiyor. Insert diyorum. Listenin adını sisteme koyuyorum. Yani listenin adını insert yapmam gerekiyor. Yani listenin tamamını biz sisteme ekliyoruz. Sisteme ekliyoruz. Şu anda execute yaptığınız zaman insert yani DML statement'ımız çalışacak ve bu bütün account'ları oluşacak olan account'ları sisteme ekleyecek. Execute yapıyorum. Şu anda çalışıyor. Evet, account'umuz yine sistem debug olduğu için burada gözüküyor. Bir de buraya bakalım arkadaşlar. Evet, hepsi geldi. Görüyorsunuz new account for loop 1, new account for loop 2. Bu şekilde account'larımızı oluşturmuş olduk. Bir sonraki dersimizde update kısmını çalışacağız. Yani DML statement'lardan update DML statement'ını çalışacağız. Bu şekilde ekleme yapabiliyoruz. Ne yaptık biz? Önce tek tek ekledik. Daha sonra birden fazla account kurup ekledik. Daha sonra for loop'un içinde for loop ile beraber 10 tane yaptık. Yani siz istiyorsanız buradan 10 değil de 1000 tane yapın. Problem değil. 100 tane yapın. Hepsini bir anda ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz deneyelim, ekleyelim. New account for loop dedik. Execute diyoruz. Gördüğünüz gibi hepsini ekliyor sisteme. Şimdi siz buraya gelip de account'lara bakınca bir sürü account göreceksiniz. Daha 100'e kadar gidiyor bunlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? 100'e kadar. 99'a kadar geliyor. 100 de burada bir yerde olması lazım. Çünkü biz 100'ü de ekledik. Onu en başa koymuş olabilir. 1 ile başladığı için. Şurada görüyorsunuz. 100'ü de ekliyor. 100 tane account oluşturmuş olduk. For loop ile beraber. Ama burada bizim kullandığımız ana keyword insert. Yani DML statement'lardan insert keyword'unu kullandık. Ve sisteme istediğimiz kadar account ekledik.